Ay ne güzel çiçekler ya, sabah sabah. Sarp'ı ziyarete gittim hastaneye, almadılar çiçekleri içeri. He, seni de mi almadılar? Yok, beni aldılar. Keşke beni almasalardı da çiçekleri alsalardı. 247 liralık çiçek, inanabiliyor musun Mutlu? 247 liraya çiçek mi olur ya? Ağaç olur, ağaç. İade de almadılar. Mezarlıkta aynı çiçek bedava, hem de okurmuş. İyi tamam anladım, 247 lira anladık tamam, ama ne anlattın Tuncay ya? 10 liralık kolonya girdi ama içeri, biliyor musun? Alkollü olmasına rağmen zırt diye girdi kerata. İyi güzel, kolonyayı bırakman iyi İyi olmuş. oldu, iyi oldu. Yarısına sürer, gelene geçene döker. Ay kapıdaki arabayı gördünüz mü? Dümdüz olmuş. Aa, ne olmuş öyle şey? Ama ne olacak canım? Araba bu ya, mal ya, mala geleceğine yani. Dünyada şu sıkıntısı var be. Millet perişan, bitti az kaldı su gidiyor ya. Hala araba olur öyle bir şey değil. Ay çiçekler ne güzel. Charlie'ye mi? Bu 247 liralık çiçekler mi? Zaten Charlie çiçek sevmez. Yeni dikişler güzel, bayağı iyi. Sentetik yapmışlar, yara kapanınca eriyip gidiyor. Eskiden öyle miydi ya? Eskiden uf, pansumana falan gidiyordun, dikişi aldırırken böyle doktor çeker, böyle bir sızlarsın. Çok fenaydı o. Şimdi yok. Charlie'nin öldüğünü söyleyemedim Ece'ye. Ben söyleyemem. İlaç kullanıyor kadın, sinirlerini daha yeni topladı. Olmaz yani. Söyleyemezdim, olmazdı. Kim bilmiyorum ama birinin söylemesi şart yani. Ben söyleyemem. Biri söylemeli. Aynen usta, aynen. Cana geleceğine mala gelsin usta da şey, şimdi ben ne öderim yani, ne tutar usta? Gelip bakacağım, tamam. Tamam ustacığım, peki. O zaman ben kapatayım, sen lokasyon atayım. Ha? Tamam, sağ ol, sağ ol, atıyorum, sağ ol. Kapıdaki arabayı gördün mü Mutlu? Görmedim Koray. Vallahi dümdüz olmuş. En az 50 bin lira hasar var onda ya. Ne var? Saçmalama be. Ne 50 bini? Saçmalama. Vallahi bizim çatı da akıtıyordu. Usta geldi 15 bin lira para çekti bize. Çatı mı bu Koray? Çatı mı bu? Bu araba ne alakası var ikisinin ya? Ya ikisi de dümdüz işte. Toparlanmaz o. Aman yürü git, iyi işine bak deli mi ne ya? Ne tavır atıyorsun ya? Şimdi markalar bize ürün gönderir. Yani içecek reklamı çekiyorsak içecek gönderir. Peynir reklamıysa peynir gönderir gibi. Bizimki araba reklamı olduğu için araba gönderdiler. Araba bendeydi bir haftadır. Ben dün çarptım. Ama güzel, bayağı güzel çarptım. Ama yani böyle kocaman bir göbek var orada da, insan bir ışık koyar oraya ya. Vallahi bir ışık koy ya. Koray 50 bin tutar diyor. Usta gelsin baksın diye şey yaptım. Yani. Abi, konkur mu var? Topladın bize, hayırdır? Arkadaşlar, 5 yıldır ödediğim, %4'lük faiziyle karalar bağladığım, hayatıma kelepçe vuran, bütün maaşıma el koyup beni ortamlardan uzaklaştıran ev kredim bugün itibariyle bitti. Artık bağışımın hepsi benim. Artık gönlüm kadar cebim de zengin. Alın kardeşlerim, alın dostlarım. Bu zafer hepimizin. Kutuların üstünde isimleriniz yazıyor. Şu benim, Bir şey söyleyeceğim. Kredi kartımın bütün limitini bitirdim bu hediyelerle. Öyle söylüyorum. Ya bu arada aşağıdaki arabayı gördünüz mü ya? Dümdüz olmuş kapıdan. Aa şey, ne arabası ya? Sen bir şey söylüyordun Tuncay. Yok, söylemiyordum. Yok söylüyordun, tam bir şey söylüyordun. Yok. Söylüyordun, ağzını açtın abi, gördüm ben. Yok söylemiyordum, nasıl söyleyeceğim diye düşünüyordum. Tamam işte onu şey düşünüyordun, tam o sırada can bozdu, girdi araya. Ne düşünüyordun Tuncay? Ya şu şey, Charlie işini. Abi çok iyi iş değil mi o iş ya? Ece Hanım'la birlikte yaptıkları proje değil mi? Harika, ben çok seviyorum abi bu işi. Değil lan. Ece daha yeni toparlıyor kendini. Eski günlerine dönmesin yine. Nasıl söyleyeceğiz bu Charlie'nin öldüğünü? Ha siktir ya. Abi Charlie mi ölmüş ya? Sonra ölmüş. Nasıl ölür abi Charlie ya? Hastalık işte. Çok erken. Bizim aile fotoğraflarında annemin kucağında hep Charlie vardı. Ben böyle kenardan kafamı sokmaya çalışıyorum falan. Hatta bazılarında yokum bile yani.
Ben mesela hep Charlie'nin eskilerini giyerek duydum ya. Yani ondan küçülen montları, ayakkabıları falan giydim hep. En güzel doğum günü partileri ona yapıldı. Yani en iyi hediyeler hep ona alındı. En çok o sevildi ya. Ben azıcık sevgi görebilmek için Türkiye'nin sevgilisi bir maymunla rekabet etmek zorunda kaldım abi. Sonra bir haber geliyor. Charlie ölmüş. Haberi anneme vermek de bana düşmüş. Şşş. Ne zaman söylemeyi düşünüyorsun Ece'ye? Abi bilmem, direkt söyleyeceğim işte, Charlie öldü diyeceğim. Oğlum kadın daha yeni toparlıyor. Alıştıra alıştıra söylemek lazım. O zaman şöyle yapayım. Charlie diyeyim. Alışsın. Sonra öldü diyeyim, gerçekle yüzleşsin. Bartu kaç yıllık salaksın acaba? Hı? Öyle dam diye söylersen ne olur? Ne olur abi? Annen depresyona girer. Annen depresyona girerse ne olur? Ne olur abi? Müşteriler kaçar. Müşteriler kaçarsa ne olur? Ne olur? Ajans batar. Ajans batarsa ne olur? Ne olur? Fakir fukara olursunuz. Fakir fukara olursanız ne olur? Ne olur? Bir soruma da sen cevap ver Bartu, ne olur? Arabamı satarım. Heh. Mal gibi kalırsın ortalıkta. Kaykayla gelip gidersin vallahi. Bu arada araba demişken aşağıdaki arabayı gördünüz mü ya? Hmm. İki boyuta indirmişler. Çok komik. Adam bir şey anlatıyor, dinlesene. İki ekmeğe muhtaç olursunuz, iki ekmeğe. Ya? Kadıncağız ortalıkta kalır. Perişan olursunuz. Ne yapacağız abi? Ya ne yapacağız? Yok işte, biri alıştıra alıştıra Ece'ye durumu anlatacak yani. Evet. Ali İhsan Varol. Kim? Ali İhsan Varol abi. Kelime oyunu. Hı hı. Harf alıyorsun, biliyorsun. Ne alakası var kelime oyununun maymunla ya? Abi adam Charlie'nin eğitmeniydi ya. Ha. Aa. Evet. Ay ben bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Annemin de zaten yakını. E alıştıra alıştıra da söyler, Ali İhsan Varol yani adam. Evet. Yani evet. Ali İhsan alıştırır. Vallahi iyi fikir ha. Telefonu var mı sende? Var. Ara. Ay ben bir de severim ha. Ben Ali de. Bey'i. Çok hoş severim. Böyle güzel tanımlamaları var. Evet. Aa, buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, çok iyiyim. Charlie'yi bekliyorum, çok heyecanlıyım. Ay bak şey aldım. Muzlu süt. Çok sever muzlu süt. Bir Charlie kadar olamadık arkadaş ya. Efendim ne dedin? Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, bana her şeyi sorabilirsin. Beni seviyor musun? Tabii ki seviyorum. Seni çok seviyorum. Hiç sevmez olur muyum? İnsan çalışma arkadaşlarını sevmez mi? Biz birlikte bu kadar zaman geçiriyoruz. Çalışma arkadaşımı? Of anne ya. Anne mi? Anne tabii. Bartu ben. Oğlun Bartu var ya hani, anne ya. Bartu? Canım sen ne zaman döndün yurt dışından? Vallahi işte yaklaşık bir 2 yıl kadar oluyor anneciğim. Hoş geldin. Hoş geldin diyor. Bartucuğum sen nerede yaşıyorsun? Anne evde yaşıyorum ya. Aynı seninle evde beraber yaşıyoruz ya anneciğim biz. Ay geceleri ben bir takım tıkırtılar duyuyorum. O sen misin? Benim anne, evet. O tıkırtılar benim. Tıkırtılar benim ya. Çıldıracağım ya. Bartu mu? Çok saçma bir isim. Aile ilişkileri önemli. Biz babama hep siz deriz. Öyle yetiştirildik. Biraz Avrupa'ya gelecek ama 16 yaşında kendi evime çıktım ben. Ay Bartu herhalde annesinden ilgi bekliyor. Babasını da tanımıyor. Tanısa siz derdi. Yani family portrait önemli. Herkes bilmez bunu ama. Michael J. Fox'un dediği gibi. Family is not an important thing, it's everything. Her şey yani. Hayat sigortası markamızın hedef kitlesi ve müşteri skalası 7'den 70'e herkes. Bu hayatta neyin garantisi var ki? Hı? Aşağıdaki araba dümdüz olmuş. Allah Allah. Ya niye her konu dönüp dolaşıyor aşağıdaki arabaya geliyor? Ben anlamıyorum ki ya. Ama dümdüz olmuş araba. Tamam abi, hadi kapat çalışın. Tamam tamam hadi. İşimiz bu. Yapacağız işte. Herkese hayat sigortası satacağız. Hadi bakalım. Abi şöyle, ben birkaç slogan buldum gibi. Evet. Atmasın sigortanız, bitmesin hayatınız. Nasıl? Bitmesin olmaz. Olumsuz markayla yan yana gelemez. Beğenilmedi. Geçiyorum. Şimdi bir tane daha var. Şöyle. Evet. Bize güvenin. Babanıza bile güvenmeyin. Olmaz. Tüm babaları karşımıza alırız. Doğru. Babalarla uğraştırma bizi.
Eylem yaparlar filan, pankartlar, mankartlar, bağırırlar, çağırırlar. Babalardan ne istiyorsunuz diye babaları karşımıza almayalım. Aman aman aman. Ali İhsan abi geldi bu arada. Ha. Toplantı odasında bizi bekliyor. Tamam. Merhaba. Merhaba, merhaba. Arif alayım. Kusura bakma Ali İhsan, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hoş bulduk. Bartu bahsetti aslına bakarsanız biraz da. Şimdi nasıl olacak bu iş? Yani bir şekilde söylemenin bir yolunu bulmamız lazım. Vallahi ben direkt söylerim. Saklayamam ki Ece'den böyle bir şeyi. Direkt. Çıldırdın herhalde abi ya. Dandiye söylenir mi bu ya? Tamam Bartu, sakin ol. Ya bir sakin olalım önce, evet. Ama yani öyle dandiye de söylersek kadın tır çarpmışa döner. Yalnız tır demişken şu kapıdaki arabayı gördünüz mü ya? Hakikaten tır çarpmış gibi, ne kötü olmuş. Ya bu nasıl bir arabaymış ya? Vallahi diyorum ya, bu neymiş bu araba, neymiş bitmedi ya? Herkes ya, herkes ya. Ya dünyanın ekseni 4 santim kaymış. Bir kere düşünmezsiniz ama araba neymiş? Tamam. Charlie'nin ölümünü kaldıracak durumda değil Ece Hanım. Eninde sonunda öğrenecekse eğer... Bence bir an önce yüzleşmesi en doğrusu. Ya abicim, bir an önce yüzleşecekse bu kadın bununla ya, biz seni buraya niye çağırdık ya? Siz niye bu kadar sinirlisiniz? Yok yok, hiç değiliz efendim biz. Tamam tamam. Değiliz. Lütfen, evet. Tamam. Allah. Benim aklımda bir şey var. Böyle oyun gibi. Oyun gibi? Ne var aklında? Hiçbirinizin aklına gelmeyecek bir şey. Oynayacağız. Bu mu? Aklımıza hiç gelmeyecek şey. 15 sene önce akıl ettim ben bunu. Ya işte kelime oyunu gibi sempatik sempatik anlatacağız kadına. Sen de birazcık şey yap, yardımcı ol tamam mı? Yarışmacılar oluyorsun ya. Yani tamam yardımcı oluyorum da öyle torpil yapıyormuş gibi falan da olmasın. Uzatmayalım Ali İhsan. Ali İhsan'cığım, Charlie nerede? Yalnız Tuncay, bak sesli harf vermem ha. Allah'ın adını verdim Ali İhsan. Ben onu verdim, sen de ver bir iki sesler gitsin. Ececiğim, önce kelimeleri bilmen lazım. Kelimeler. Ay çok komiksiniz. Kimin aklına geldi bu, Charlie'nin mi? Yani gibi yani. Değil de yani Charlie'yle alakalı gibi. Şimdi böyle yani televizyonda izlerken daha rahattı ama... ...şimdi böyle yani ben çok heyecanlandım gerçekten. Tamam Ececiğim, ilk kelimemiz özel bir isimdir ve 5 harflidir. Hazırsan hemen soruyu okuyorum. Hadi. 1999 senesinde bir televizyon dizisinde rol alan, insanın da akrabası olan bir primat ve bir hayvan. Bir hayvan, bir hayvan. Muz yer. Ay, ay ben bilemedim ya. Ben bir harf alayım mı? Hemen bir harf verelim. İlk harfi. Ç. Çita. Ne çitası ya? Çita 5 harfli, 5 harfli, çita 5 harfli mi? Çita muz mu yer Ece? Yiyebilir. Ay yani yiyebilir, neden yemesin? Hangi çita nerede muz yemiş, bana bir söyler misin? Belki canı istedi. Ececiğim, aslında bu hayvanı sen de çok yakından tanıyorsun. Birlikte çalışmışlığınız var. Çetin. Çetin kim ya? Tabii, 99'da benim ajansın patronuydu. Kendisi gerçek bir hayvan. Bir siktir et Çetin'i. Abi bilemez. Hayvan diyorsun. Hayvan olduğunu kabul etmez. Sen hayvanı at. Hayvanı at, tekrar sor. Hayvan. Tamam, bir daha soruyorum o zaman Ececiğim. 1999 senesinde bir televizyon dizisinde rol alan, insanın da akrabası olan bir primat ve yıldız oyuncu. Charlie! Kesinlikle doğru cevap. Tebrik ediyoruz. O zaman hemen ikinci soruya geçiyorum. Gel. Eski Yunanca lemniskat kelimesiyle eş anlamlıdır. Dikkat. Çoğunlukla matematik ve fizikte herhangi bitişi olmayan şeyleri ve sayıları tarif etmekte kullanılan soyut bir kavramın yönelme durumu eki almış halidir. Bu ne soruyor ya? Ay hiç anlamadım. Abi ne soruyorsun sen gözünü seveyim? Lemniskat kelimesiyle eş anlamlı ama Türkçe. Edat almış abi. Yönelme durumu eki almış. Kelimen 10 harften oluşuyor Ececiğim ve süren akıyor. Ay yani ben hiç bilemedim ki şimdi. Bir Charlie öldü diyeceğiz gözünü seveyim. Bu kadar zor mu öldü demek? Yapma ne olursun ya.
Ya şimdi ben öyle şekilde öldü falan diye yazamadım. Çok kaba geldi bana. Ne yazdın? Charlie sonsuzluğa göçtü yazdım. Sonsuzluğa? Ya Ali İhsan Bey ne kadar hoş bir tanım. Ya nereden anlasın o sonsuzluğa gözünü seveyim? Abi lütfen işler zaten zor, daha da zorlaştırıyorsun Ali İhsan. Yapma, rica ediyorum ya. Ay ben bir harf alayım. Alalım bir harf. Yaz bir iki tane yazsana oraya. Sen sessiz. Sen sessizlik ne Ece, Allah'ını seversen ya. 8 bak, rakam 8, gördün mü 8? Yan çevir. Bir dakika, bir dakika. Sonsuzluk. Sonsuzluk. Bir dakika. Sonsuzluk. Allah'ını düşürme, bir şey verin. Allah'ını düşürme. Bravo. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi son kelimemize geçiyoruz Ececiğim. Bu kelime de 5 harfli bir kelimedir ve sonunda dili geçmiş zaman eki vardır. Anlaştık. Hazırsan geliyor. Siyasal, toplumsal ya da ekonomik nedenlerle bireylerin ya da toplulukların bulundukları, oturdukları yerleşim yerini bırakarak başka bir yerleşim yerine ya da başka bir ülkeye gitme eylemi süren başladı. Abi gözünü seveyim. İlber Ortaylı bilemez bunu. Bu nedir ya? Göçtü! Aha. Evet. Kesinlikle doğru cevap. Harika. Şimdi kelimeleri teker teker sırayla bir oku bakalım. Charlie. Sonsuzluğa. Göçtü. Charlie. Sonsuzluğa. Göçtü. Ay, ne demek bu, bilemedim. Anlamadı ya. Yalnız şok da geçiriyor olabilir ha. Yok yok. O şoku yıllar önce geçirdi, bu başka bir şey. Annen anlamadı. Mantın anlamadı. Ece, Charlie sonsuzluğa göçtü. Ne demek? Charlie sonsuzluğa göçtü. Ne demek? Charlie sonsuzluğa göçtü. Öldü Charlie, öldü ya. Ya vefat etti, öldü. Mortingaç transle uçtu gitti Charlie. Velettani namin. Charlie öldü mü? Öküzsün sen! Ama dan da diye söylüyorsun abi ya! Şey. Mortingen filan! Ya ama bir şey söyleyeceğim bak! Ya ama bir şey söyledim! Ama yani Tuncay, bir ağzınla yarı olsun be! Ayıp be! Dengeli ol ya! Vallahi hayvanlık ya! Ya burada bizim kalbimiz kırıldı ya! Ya hadi bir şey demeyeyim hadi! Hadi demeyeceğim abi sana. Hayır, ya! Hayır insan, bu şey söylerdi! Yani söylerdi, bu şekilde böyle mi söylenir ya? Ya yuh be! Ya söyle dan, niye söylersin? Öldü işte, daha ne diyeceğim ya? He? Öldü işte. Ne bu? Sana gelmiş abi. Ha. Nasıl öyle Charlie'nin öldüğünü dan diye söylersin? Söylerim, öldü işte. Ne diyeyim? Ha, Koray sen nasıl söylerdin? Charlie öldü işte. Nasıl söylerdin? Öldü derim. Evet. Charlie öldü kardeşim. Nasıl söyleyeceğim daha? O neymiş ya? O neymiş? Kredimin 3 ay daha taksiti varmış. Eyvah, eyvah. İyiyim ben ya. Vallahi ben gayet iyiyim. Ha, tamam sen iyisin, sorun yok o zaman. İyiyim, iyiyim Koray. Çok iyiyim ya. Yani ben Charlie'yi çok özlüyorum. Onun o hoş sohbetini, muhabbetini çok özlüyorum Tuncay ben. Sohbetini mi? Ya. Yapma Ece, konuşamıyordu bile ya. Üzüntüden ne dediğimi biliyor muyum ki? Ya, ne canım ya. Tuncay, kredinin bitmesine ne kadar kaldı? 3 ay kadar kaldı. Oo, çokmuş da. Çok çok Ece, sorma çok. Maaşımın hepsini harcadım. Avansı da yedim. Oh. Haddimi aştım, herkese pahalı pahalı hediyeler aldı. Hiç sevmediğim kuzenime altın kaplama saat aldım. Temizlik robotu aldım, evde kutusunda hala duruyor. Ay. Kredi kartında temassız var diye ona buna çal 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 çal. Ay canım ya. Tuncay. 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 Efendim? Charlie cennete gitmiştir değil mi?
Valla bilemiyorum Ece. Günah da çoktu rağbet dedin. Eli kolu uzundu. Oradan buradan elma armut uzaşırıyordu. Maymunlar cehennemini biliyorum da maymunlar cennetini bilmiyorum. Ece, kahve ister misin? İsteyeceğim, evet. Sütlü sütsüz. Sütsüz. Köpüklü köpüksüz. Köpüksüz. Köpüklü yapamıyor kolay zaten. Evet. Ah Charlie. Charlie için bir yardım yapmak istedim. Onun anısına. Biliyorum. Mutlu vurdu arabayı. Ama ben onu hallettim. Yani çünkü markanın sahibi arkadaşımdı. Tuncay'ın da kredi borcunu ödedim. Bankanın müdürü eski müşterimdi. Ay, bunları Mutlu ve Tunca için mi yaptım? Peki de. Ama daha çok Charlie için yaptım, evet. Belki onun anısına bir vakıf kurarım. Müjde! Müjde ki ne müjde? Müjde! Müjde! Ay düşüyordum. Dikkat. Evet. Ne oluyor ya? Tuncay kredi borcum bitmiş. Banka sana yanlış kağıt göndermiş. Tuncay sen artık özgür bir adamsın. Gel buraya. Ne? Gel. Kredi borcum bitmiş. Gel. Gel buraya ya. Kes onu. Gel gel. Kredi borcum bitmiş. Gel. Gel.